Çok farklı dostlar olduk, tek tek hepinizi saymadım. Böyle başladım. Beni bağışlarsın umarım inşallah. Çünkü iç içe bir program. Gördüğünüz gibi halkımızla, çocuklarımızla, protokolün hepsi yürekten çok önceden tanışıyormuşlar zaten. Dolayısıyla aralarında bir aylık kalite yok. Bu çok büyük bir zevk. Bugün yapılan çalışma geçen senenin bir devamı. Geçen sene daha ufak çapta bir kitap fuarı başlatmıştık. Bu sene çok daha anlamlı, çok daha çok insana katılacağı, alan olarak daha fazla hizmetin yapılabileceği, okumanın, kitabın önemini daha iyi anlatmak için çok farklı argümanlar kullanılacağı bir etkinliği bugün başlatmış olacağız. 75 yayıncı var. Onun ötesinde yazarlarımız burada sizlere birlikte olacaklar. Çocukların dünyasına giren yazarlarımız, eserlerle giren yazarlarımız. Doğrudan dolayı onlarla bir göz temasıyla en azından burada beraber olacaklar, konuşacaklar. Onların düşüncelerini alacaklar. Çocuklarımız da kitaplarını merak okudukları, yazarlarımızın kimler olduğunu burada onlara tanışarak daha iyi tanıma imkanını bulmuş olacaklar. Ben emeği geçerek size teşekkür ediyorum. Katılan tüm yayıncılarımıza, buraya gelen misafirlerimize, konuklarımıza, böyle bir etkinliği merakla bekleyen çocuklarımıza, velilerimize, okullarımıza, öğretmenlerimize ben çok teşekkür ediyorum. Bu hizmetleri çoğaltmak gerekiyor. Biraz önce Gülözke'de bir sohbet ederken kültürlerin şehirler için çok önemi var. Yani şehirleri geliştiren kalkındıran kültürlerdir. Bir de Beykoz Belediyesi olarak bölgemizde bunu küçük yaştan başlayan çocuklarımıza kitabı, özellikle kitap çok önemli. Onların rüyalarına kitabı mutlaka sokmak lazım. Hatta şöyle demek lazım. Bir çocuk mutlaka rüyasında kendisini kitap okurken görmeli. Ve onu yapma, onu düşünmeli. Eğer çocuklarımız rüyalarında kendilerini kitap okurken görürlerse inanıyorum ki onların gelecekleri çok farklıdır. İnsan rüyasında gördüğü şeyi gündüzde yaşamak ister belki de. Her şeye belki ulaşamayabilirsiniz. Ama ulaşılabilir olanlar vardır. Onların bir tanesi de kitap. Kitap okuma merakını olur. Eskiden tabi o kadar kitap bulmak veya sayı bulmak mümkün değildi. Ben hatırlıyorum. Bizim kütüphanemiz neresiydi? Şemsipaşa'ydı. Üsküdar Şemsipaşa kütüphanesi vardı orada biz. Oradan gidip bir roman almak, bir büyük yazar romanı alıp onu okumak olurdu. Kaç gün sürer zaten okumak olur bilemiyorum ama ne büyük zevkti o bizim için, bilir misiniz yani? İşte Kadıköy'e liseye gidiyorum, çıkıyorum oradan eve gelmeden önce oraya uğrayacağım. Aldım romanını, kalan sayfada devam edeceğim. Eğer bitirirsem o akşam kendimi şanslı hissederdim. Ama bazen zaman geçerdi, karanlık olurdu. Otobüs oldu ki kaçırırsam bir dahakini bir saat beklemek lazım diye düşündüğüm için Beykoz'a gelmek için çok çabuk okumaya çalışırdım. Bazen bir roman iki kere okudum. O da romanın insanın ağzına bırakıp tattan dolayı tat bırakmıştım. Heyecan duymuşumuzdur. Kendinizi hissediyorsunuz romanın içerisinde veya çok farklı bilgiler, heyecanlar görüyorsunuz. Bugün hamdolsun Beykoz daha önceleri kütüphanemiz bile çok zor olarak vardı. Şimdi çok fevkalede 20 bin kitaplık bir kütüphanemiz hemen Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde öğrencilerin en önünde. Aradıkları her kitabı çok rahat bulabiliyorlar. Hocam değerli hocam, siz kitabın olduğunu her seferinde biliyorsunuz. Dolayısıyla daha önce böyle kütüphanemiz yok olmadığı için kendimi belediye başkanı mutsuz hissediyorum. Şu anda kütüphanemize gittiğimiz zaman, hafta sonları özellikle, çocuklarımızın gelip orada oturup okumalarını görmenin zevkini yaşıyor. Yani beni en fazla mutlu eden, belediye birazdan gelen insanlarla size, onlar da çok benim hemşehrilerim gelmezse bizden ilgi duymaları başka bir şey dünya olur. Ama beni en çok sevindiren hafta sonlarındaki sahne eserlerimizin çocuklar tarafından takibi, çocuklar gelirken buraya bir de velilerini de getiriyorlar. Veliler de ayaklasın. Eğer onları kendi haline bıraksanız veliler gelmeyecekler. Ama Allah şu çocukların varlığını devam ettirsin. Hep olsunlar, var olsunlar ki onlar velilerinin ellerine tutuyorlar. Onlar takip etsin diye getirip o tiyatro eserini seyrettiriyorlar. O işin bir tarafı. İkincisi, en çok sevindiğim gittiğim zaman kütüphanede gördüğüm insanlar, çocuklar.
İlk sorduğum soru şu, orada giyecek arkadaşım. Kaç kişi geldi bugün? Ziyaretçi kaç kişi? Kitap alan kaç kişi? Onu soruyorum. O beni mutlu ediyor. Bugün 200 kişi geldi diyor. 50 insan kitap aldı. Şu kadar şunu yaptılar. Bundan daha duyacağım güzel söz yok. Bu şu demektir. Belkoğlu'nun geleceği inşallah emin ederli olacak demektir. Ne kadar okuyan çocuğumuz olursa, ne kadar o kütüphane ziyaret eden evladımız olursa, Belkoğlu'nun geleceğiyle ilgili ümitlerimiz o kadar fazla artar. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Benden sonra daha değerli kuruluş başlarımız protokol var. Onlar sizlere benim de duymadığım güzel cümleleri inşallah söyleyeceklerdir. Şimdi onlar dinlemesi mesajımı tamamlayayım. Ve değerli basın mensuplarına da olay takip ettiğine teşekkür ediyorum. Tekrar günümüz hayırlı olsun. İnşallah bu kitap fuarımızın ömrü çok çok uzun olur. Geleceklere öyle bir yaşlı olur ki artık bizden sonra gelecek başka arkadaşlarımız bizleri rahmetle geldiler büyük bir ihtimalle. Allah rahmet etsin derler. Bir belediye başkanı bunu başlatmıştı. Şimdi de bu devam ediyor. Kaçıncı senesi fuarın? 40. 50. senesi derler. Kitap fuarının 60 derler. Biz de bundan mutluluk duyarız. Çünkü okumaz ya vesile olmak, okumak kadar önemlidir. Kitaba, kitabın satılmasına, onun tanıtılmasına vesile olmak, kitabı yazmak kadar önemli diyemem, ona haksızlık etmem de. Ama gene de önemlidir. Bunu mutlaka yapmamız lazım. Kitapsız bir millet olmaz. Kitapsız çocuk olmaz. Yani mutlaka okumak her şey ötesi önemlidir. Hazreti Ali'nin son bir sözüyle böyle bitirelim. Bana bir harf öğretenin kölesi olun diyen Hazreti Ali sözü durup dururken söylememiş. O önemi vurgulamak için bizlere anlatmış bunu. Dolayısıyla okumamız lazım. Buradaki birilerimizin eminim ki bir kısmı büyük çoğunluğu belki de kitap okuma meraklısınız. Ama ne olursunuz? Evlatlarınıza eldeki bilgi şeyleri, TV'leri seyrettirecek kadar rahatsanız ama onlara kitap okutmak için de daha farklı davranmanız ve teşvikçi olmanız gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık olsun ve açtığımız fuarımız, çocuk kitap fuarımız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize saygılar söylüyorum. Beykoz Belediye Başkanı Sayın Yücel Çelikbile'ye açılış konuşması için teşekkürler ediyoruz. Tabii fuarımızın ne kadar önemli ve her yıl bir öncekinden daha fazla büyüdüğünü gösterebilmek için içeriği gezdiğinizde siz de detayları göreceksiniz. Ama aramızda önemli konuklarımız var. Aslında onlar da fuarımızın ne kadar büyük ve önemli olduğunu da bu fuara katılımlarıyla ispatlamış oluyorlar. Onlardan bir tanesi de Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ahmet Emre Bilgili. Siz de hoş geldiniz efendim. Birazdan konuşma için sizi alacağız ama aramıza katıldığınız için çok teşekkürler ediyoruz. Almak için içeri girdiğinde, parayı almak için içeri girerken telefon gelmiş. Açmış demişler ki karım öldü. Hey yüce Allah'ım verdikçe veriyorsun demiş. Biz de hangisine sevineceğimizi, hangisinde mutlu olacağımızı gerçekten şaşırdım ben. Ya, ama bunlar Beykoz'a yakışan şeyler. Çünkü biz dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz. Boğaz'ın incisi diyoruz ama Boğaz'ın incisi falan Beykoz'u tarif etmeye yetmez. Dünyanın incisidir Beykoz. Onun için her türlü güzelliğe layığız. Dün işte kafamızda şapkasını taşıyoruz. İnşallah bu yıl 40. turizm haftasını Beykoz'da kutluyoruz. Bütün dünyaya Beykoz'u tanıtacağız. İşte Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu önümüzdeki hafta inşallah bir etabı Beykoz'dan geçecek. Beykoz'da o kadar güzellikler oluyor ki artık bunlara alışmamız lazım. Yeterli bir. Tabii ki biz daha büyük güzellikler yaratmamız lazım ama bugün çok özel bir gün gerçekten. Çocuklarımıza, yavrularımıza kitap sevgisini, kitap okuma alışkanlığını kazandırmak adına belki de Türkiye'de örneği yok bildiğim kadarıyla ama dünyadaki sayılı örneklerden biri olan bu çocuk kitap fuarımız var. İnşallah biz okullarımız olarak, öğrencilerimiz olarak, Milli Eğitim Müdürümüz de burada. Buna en büyük katkıyı vereceğiz çünkü en büyük potansiyel zaten bizde. Biz çocuklarımızı buraya yönlendireceğiz, onları kitap okumaya, kitap sevgisini aşılamaya yönelik. Çünkü burada yapılacak olan sadece bir kitap fuarı değil. Burada eğlenceyle, tarihi şahsiyetlerle, yazarlarımızla çocuklarımızı eğlendirerek kitap sevgisini kazandırmaya yönelik bir faaliyet. Ben belediyemize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu incelik için zaten eğitimin her alanında bizim yanımızdalar. Her alanda eğitime desteklerine devam ettiriyorlar ama bu incelik için çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak altında çocuklarımızı çok fazla bekletmek istemiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinize saygılar, sevgiler. Geleceğimiz için önemli. Çünkü çocuk ve kitabı genç yaşta buluşturunca, çocuk yaşta buluşturunca
o bir alışkanlığa dönüşüyor ve o alışkanlık devam ediyor. O da bizi kurtaran bir unsur oluyor öğrencilerimizle ilgili. Bu açıdan çocuk ve kitap fuarını dolayısıyla çok beğendim, çok mutlu oldum. İkincisini düzenlenmesinden. İkincisi, ben bir şuna bakarım, acaba bu güzel atılım, bu güzel girişim devam edecek mi, etmeyecek mi? Sessizce geldim, kimseye haber vermeden. Kitap fuarını bir 20 dakika yalnız başıma dolaştım. Tam çıkarken yakaladılar beni. Dikkat ettim. Burada çok sesli bir kitap fuarı var. Çok sesli kitap fuarını görünce dedim ki bu fuar uzun ömürlü olur. Onun için başkanımızı, bu işte emeği geçen bütün arkadaşlarımızı, özellikle Muharrem kardeşimizi çok teşekkür ediyorum. Ve bu fuarın hayırlı olmasını, devamlı olmasını diliyorum. Teşekkürler.